İyi bari 80 gelmiş. Sana ne kadar geldi komşu? 945. Sana niye bu kadar az geldi? Uyanıklık yapıp kaçar bağladım. Seni ben bir şikayet edeyim de gör uyanıklığı. Nereye lan böyle Arif? Benim kızım beşik kertmesi geliyor. Beşik kertmesi mi kaldı lan kozalak? Ne bileyim. Arabanla niye gitmiyorsun adam almaya? 200'e almıştım o arabayı, uyanıklık yapıp 250'ye sattım. Vay uyanık vay. Sen ne yapıyorsun böyle? Zam gelecek dediler, ben de uyanıklık yapıp depoya kaldırıyorum malları. Bana uyanık diyene bak. Alemin tek uyanığı sen misin Kösnük? Nerede kaldı bu salak ya? Niye böyle geç kaldın? Ne geç kalması baba? Otogardan burası yarım saat sürüyor ya. Otogardan burası 5 dakika lan. Biz niye yarım saatte geldik? Taksici uyanıklık yapıp kandırmış seni. Bence geri dön. Sen yapamazsın büyük şehirde. Yapan nasıl yapıyor baba? Biraz param var, bir ev tutup bir de güzel bir iş buldun mu tamamdır. Anlar mısın bu işten? Anlarım abi. Aylık 2500 TL, yeme içme sana ait, şartlar uygunsa başla hemen. Aylık 2500 TL insan mı çalışır lan? Bak çalışıyorlar. Bunlar niye bu fiyata çalışıyor? Göçmenler geldikten sonra işverenler uyanıklık yapıp az maaşla çok işçi çalıştırmaya başladılar. Vallahi ev döşeden güzel. Son fiyat neydi? 108 bin. İyi, uygunmuş baba. 108 mi? Bir yanlışlık olmasın? Yo, bir yanlışlık yok. Abi eve bakmaya gerek yok. Hemen gidelim otele, devir işlemlerini yapalım. Pardon, neyin devrini alıyorsunuz? Emlakçılıkta ilk günün galiba. Evi alınca devir yapılmıyor mu? İyi de bu ev satılık değil ki. 108 bin dedin. 108 bin yıllık kirası. Bu fiyattan ne böyle baba? Ülke sürekli göç aldığı için ev sahipleri uyanıklık yapıp kirayı yükseltti. Vallahi helal olsun sana baba. Senin dışında herkes uyanık olmuş bu memlekette. Sen de dönersin artık köyüne. Köye dönmeden şu beşik etmem Sıdıkaya da göstereyim baba. Sıdıkaya mı? Sıdıkaya bir şey mi oldu yoksa baba? Yok, iyi çok şükür. Baktım senden bir bok olacağı yok. Ben de uyanıklık yapıp zengin bir kocaya verdim Sıdıkayı.